Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin evet demesi için endişelerini nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz dedi. NATO Savunma Bakanları Brüksel'deki NATO karargahında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantının ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı'ydı. Toplantı başlamadan önce Akar, ABD Savunma Bakanı Austin'le el sıkıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ayaküstü sohbet etti. Ardından aile fotoğrafı çektirildi. Bakanlar toplantıda Ukrayna'ya hangi ülkenin ne tür yardımda bulunacağı ve sevkiyatın nasıl yapılacağını ele aldı. Ukrayna için devreye sokulacak NATO kapsamlı destek paketi görüşüldü. 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi de masaya yatırıldı. Zirvede yeni stratejik konseptin kabul edileceği, Rusya ve diğer yükselen tehditlere karşı pozisyon belirleneceği belirtildi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini vetosu soruldu. Stoltenberg, çözüm odaklı çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile sorunların çözülmesi için diyalog halindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede çözüm bulmayı hedefliyorum. NATO müttefikleri Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyor. Türkiye'nin evet demesini, Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde endişelerini nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin de NATO'nun açık kapı politikasından yana olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Genel Sekreter, Ukrayna Savaşı nedeniyle limanlardan çıkarılamayan tahıl konusunda Türkiye'nin çabalarına da değindi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum.